Sene 1954. Rahmetli babam Niğde'deyiz o zaman. Başkomiserde İzmir'e tayin ettiler. İzmir'e gittik. İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde okuyorum. Fakat orada benim o harp okulu o zaman İzmir'deydi. Üçkuyularda. Benim oradan mezun olan arkadaşlarım da vardı. Harp okulundan. Ben de oraya gitmek istiyordum harp okuluna. Fakat kulağım duymadığı için bir kulağım bir motosiklet kazası geçirmiştim. Onun için hatta beni morgdan çıkarmışlardı o zaman. Antalya'da olmuştu kaza 1952'de. Her neyse yani gidemedim. Fakat bir sene sonra babamlar yıllık izne gittiği zaman, çıktığı zaman memlekete gittiler. Ben de bavulumu hazırladım, İstanbul'a gittim. Liseden de tasdiknameyi aldım, orada gazetecilik okuluna girdim. Gazetecilik okulundaki bir Erdoğan Atak diye bir arkadaşım var, rahmetli oldu şimdi. Onunla beraber Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışıyormuş. Çalışır mısın, sen güzel fotoğraf çekiyorsun dedi bana. Tamam çalışırım dedim ve yeni gazeteye adım atmam öyle oldu. Tabii pilot olma olayları da suya düştü zaten bu şekilde. Olamazdım kulağım duymadığı için. Tabii Yeni İstanbul Gazetesi'nde şöyle bir 58'de başladım. İlk çektiğim fotoğraf da Yahya Kemal Beyatlı'nın cenaze töreniydi. İkinci güzel fotoğraf da 1 Ocak 1960'da Said Nursi İstanbul'a geldi. Her gazeteden 6 kişi, 8 kişi çalışıyorlardı foto muhabirleri, muhabirleri. Yeni İstanbul Gazetesi'nde sadece ben gidiyordum, beni izliyordum. Ve orada İstanbul'da Pierre Noto Oteli'nde kalıyor Said Nursi. Ben de gittim, hatta bana dediler ki oda tut, orada kal. İlk defa böyle bir otelde tutacağım, kalacağım. Onun hikayesi üzerine beni bayağı etkiledi. Ya neymiş falan demeye başladım kendi kendime. Orada kaldık fakat kaldığı oda 28 numara. Pierre Noto Oteli'nin. Yani o şeyde can kurtaran inerken Cağaloğlu'ndan kestirmeden o orada inerken orada bir yer. Önden bakıldığı zaman ikinci kat. Arkada aşağıdan bakıldığı zaman kot farkıyla 3. katta oturuyor 28 numarada. 29 numarada müritleri var. 30 numarada, 31 numarada diğer müşteriler vardı. Ben ilk fotoğrafı tam o aşağıdaki yerde SSK'nın bir hastanesi vardı. Onun terasından Said Nursi namaz kılıyordu. Perdesi açıktı. Uzaktan bir fotoğrafını çektim. Ya dedim ben bunu balkonda çıkar daha yakında da çekebilirim dedim. Ve ondan sonra ikinci olayı bu sabahtı. Öğle namazını bekledim. Şeye de çıktım, balkona falan da çıktım. O kaldığım Pierre Loto Oteli'nin terasına çıktım. Abi oraya da diğer gazeteci arkadaşlar geldiler. Ya dediler nereye gitsek seni orada hep görüyoruz dediler. Hatta dediler ki bana Abidin Beypur rahmetli oldu o da. Kış fotoğrafı işlerken o da rahmetli oldu. Nerede kalıyor diye beni gösterdiler. Tabii Hürriyet, Milliyet, Akşam gazeteleri, Malik Yolacı'nın Akşam gazeteleri bunlar büyük gazeteydi o zaman. Yeni Sabah falan da vardı tabii. Ben de hiç yalan söylemezdim ama içimden geldi. Ben dedim bekliyorum ben başka yeri gösterdim. Burada bu tarafta kalıyor dedim. Herkes oraya bakarken ben de aşağıya baktım. Bir kıpırtılar teğet de olsa şöyle sanki hissettim. Avadadım namaz başladı. Ben indim balkon kapısının kapısını çektim. Onlar o kol yoktu. Onlar açamazlardı. Terasta kaldılar. Aşağıya bağıracaklar ki biz burada kaldık bizi buradan kurtarın diyecek öyle çıkarlar. Bunlar abi indim. İlk ilişim neydi? 28 numarada kalıyor ama 31 numaradan başlayayım dedim. Kapıyı çaldım. Bir yabancı kadınmış. Suratına çarptı kapıyı. Ya dedim bir şans kaldı dedim 30 numara. 30 numara çaldım. Bir karı koca olduklarını tahmin ediyorum. Onlar vardı.
böyle böyle dedim, ya sizin balkonunuzdan bir fotoğraf çekeceğim dedim, aşağının bir fotoğrafını çekeceğim. Bana izin verir misiniz filan dedim. Adam biraz sert baktı ama kadına da bakarak, ya bu izin verirseniz bana da yatar kalkar sizin için dua ederim filan dedim. Kadın yumuşadı, adam karısına baktı, tamam dedi. Gir, ben de girdim içeriye. Balkona çıktım. Balkon o kadar geniş değil. Şöyle bir metre kadar, ince uzun. Dört tane oda var. Dört odanın da oda o şeye bakıyor. Hep balkona çıkıyor, hepsi. Odaların durumu bir pencereyle başlıyor, kapısı. Bitişik odanın kapısı, penceresi, pencere, kapı, kapı, pencere. Böyle gidiyor. Yani kapılar bitişik, pencere de bitişik. Bu şekilde falan devam ediyor. İçeri girince dedim ki, sonra tekrar döndüm. Ya dedim, biraz karışık burası. Eğer başka birileri gelirlerse dedim, kapıyı açmayın. Bunlar beni aldıkları da pişman oldular ama ben balkondaydım zaten. Ondan sonra ilerledim biraz. 29 numaraya girdim oradan. 29 numarada müritleri kalıyor. Zübeyir, Zübeyir Bey vardı işte, onların yakını. Zübeyir Gündüz, Gündüz Alp. Eğildim pencerenin altından geçerken bir gürültü çıktı orada filan. Durdum, geriye baktım. Orada leğen varmış, ona çarptım. Zaten bir metre kadar balkon. Ben de sine sine gidiyorum, görülmeyeyim diye. Ayakta gidemiyorum. Sonra baktım, kafayı kaldırdım. Pencere açılmış. Bir yığın kafayla karşıya karşıya kaldım, şaşırdım. Kapıya baktım, kapıda da birisi var, gelmiş. Ama o kapının bitişinde Nursi'nin odası var. İki kapı birleşik birbirine. Ondan sonra aranda çok az fark var. Pencerenin tırtıkları oluyor yandan, iyi net göremiyorum. Tam karşısından çekmek lazım. Ya dedim, şimdi bunlar dedim, ben buraya ayağa kalktım yani. Mukadderat böyleymiş, çekemiyorum falan diye dönüş yapacağım. Herkes gülümsedi. Geçtim karşıya, ben bu dedim fotoğrafı çekerim. Eğer çıkarlarsa, saygılarından dolayı dedim çıkmazlar Nursi'ye karşı. Çıkarlarsa dedim makineyi aşağıya atarım. Çıkmadılar. Önce secdedeydi, bir fotoğraf çektim. Sonradan fark etti beni. Elini kaldırdı. Çekme falan diye. Başında da sarıklı falan, çengeli iğneyle tutturulmuş zaten. O fotoğrafı aldım iki tane. Zaten üst üste çekmeye, salmaya başladım heyecandan. İki tane fotoğraf çekebildim. Boş makineye 12 pozluk yerimle iki fotoğraf çekebildim. Sonra dönüş yaptım, baktım hiç bana yanaşmadılar. Yalnız dediler ki, bak bu fotoğrafı çektiniz. Hem gülüyorlar hem de konuşuyorlardı. Eğer üstad görmüşlerse çok üzülecekler. Ama başka kişiye haber vermeyin. Gelirlerse tedbir aldınız, bilmiş olun yani dediler bana. Zaten kime söyleyeceğim? Söyleyecek hal yok, aldım çıktım dışarıya. Fakat oraya gelirken, çalışırken Akşam Gazetesi, Malik Yolacım. Akşam Gazetesi'ne çalışan bir abim vardı, onun motosikleti vardı. Ben bizim gazete Şişa'ydı, o bağı bende. Motosikletiyle beraber gidiyoruz işlere böyle. Hangimiz çekersek birbirimize verecektik. Baktım, salondan çıktım, odaya gireceğim, telaşlı Şeref Köylübay'ı gördüm, Şeref abi. Neredesin be? İşte çıkıştı bana, biraz tutuklu konuşurdu. Ya dedim, işte buradayım. Adam gidiyor dedi, ne yapıyorsun, neredesin, çektim. Ben dedi, fotoğraf çektim dedim. Ne? Dedi, gözünü açtı şöyle. Ben dedi, fotoğrafı çektim dedi. Nasıl çektin? Namaz, balkondan çıktım dedim. Ne? Anlamadım. Nasıl fotoğraf? Namaz kılıyordu dedi. Herif şak diye düştü yere. Ondan sonra Allah, Şeref abi kalk. Şeref abi hem gülüyor, katılıyor, kendinden geçti adam. Sonra tabii o fotoğrafta hem birbirimize söz verdik, vereceğiz birbirimize diye. Ben secdedeki fotoğrafı, çünkü Akşam Gazetesi'nde yıkadık filmleri.
Resimlerde bastık ufak ufak 9-12. Sonra dedim ki, ama dedim gazeteye telefon edeceğim dedim. Yılmaz Poda'ya telefon ettim, her şeysi Habib Edip Döran'ın, her şeysi o, patron Zürih'te. Her zaman orada kalıyor, orada ikamet ediyor, orada yaşıyor zaten. Yılmaz Bey dedim, ben dedim Sait Nursi'yi takip ediyorum. Evet Sökmen dedi, ne yaptın dedi, çekebildin mi dedi bana. Çektim dedim. Ne diyorsun Sökmen dedi. Yani kimse çekemiyor zaten o fotoğraf. Nasıl fotoğraf? Size baskı kılarken ne diyorsun Sökmen dedi bana. Ondan sonra yalnız dedim, akşam gazetesinde filmleri yıkadık, birbirimize söz vermiştik. Her gazete çok kalabalık çalışıyor. İkimiz çalıştık, hangimiz çekersek birbirimize verecektik. Şimdi dedim ona bir tanesini vermek üzere, iki tane çektim dedim, bir tanesini ona vereceğim dedim. Onun da haber vereyim size dedim. Ver dedi, ver. O olayı hallettik. Tabii zamanda orada Saimi Önemliler var, Milliyet Gazetesi, İlhan Demirel var, Rüşan Ünver var. Yani ne bileyim işte Mahmut Küçükler falan var. Meftun Olgaçlar var. Muammer Teomanlar var. Abidin Behburlar var. Yani çok geniş. Hepsi böyle. Hepsi oradalar. Ben fotoğrafta çektim. Sonra işte gazeteye falan geldik. O Yeni İstanbul Gazetesi'nde yayınlandı bu fotoğraf tabii. Ama akşam gazetesine baktım. İki fotoğrafı birden kullanmış. Benim öyle tabii, ben o zaman acemiyim tabii. Toyum. Gazeteye telefonlar geldi. Tebrikler, mebrikler ederken arkasından küfürler de gelmeye başladı meslektaşlarımız tarafından. Ulan dedi, o fotoğrafı dedi, Şeref Köylübaş çekseydi sana zaten vermezdi dedi. Sen verdin dedi ona dedi. İşte büyük bir o iş yaptın dedi, 40 yılın başında böyle bir devlet kuşu konar insanın başına. Sen de bunu harcamış oldun. Aslında yani bizi de harcamış oldun demek de, demeyi de getirdiler ama tabii bir şey diyemedim onlara filan. Yani bu Sait Nursi olayı böyle oldu, çekildi. Sonradan asker olayı, askerliğim gelmişti. Askere gittim, döndüm, geldim askerden de. Bu şeyden, Hürriyet Gazetesi'nden bana teklif geldi. Çağırdılar beni. Ben de kalktım gittim Hürriyet Gazetesi'ne. O zaman Genel Yayın Yönetmeni Necati Zincirkıran'dı. Hürriyet Haber Ajansı'nda Muammer Kaylan'dı. Müdürü, genel müdürü. Sonra işte benden anlaşma yaptılar. Dediler burada senden çalışacağız. Fakat o sırada da Salvador Dali gelmişti, ressam. Onlar Ara Güler, Ara abi de beraber onlar da oradalardı zaten. Hürriyet Gazetesi'ndeydiler. Sonra o şeyi aldım, şeyi para durumunu sordular bana, ne kadar istersin? Ben dedim ne kadar verirsiniz? Ben dedim öyle şey dedim, bana lütfen sormayın dedim. 1100 lirayla başladım ben. Sonra Ankara'ya gider misin dediler. Tabii ki dedim, giderim dedim. Ve 1965'in Ocak ayında Ankara'ya gitmiş oldum ve orada başladım.